Mediamarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Beşiktaş bu sene gerçekten fikstür konusunda şanslı. Birinci şansı iki Lyon maçının arasında halk oylamasının denk gelmesiydi. Yani sezonun belki de en kritik iki maçının arasında boş geçti. Turu da geçebilirdi, en azından yorgunluk yaşamadı. Sonra iki Lyon maçı sonrası Adana gibi şanslı fikstürleri vardı. Dolayısıyla o travmatik Lyon elenmesinin ardından ligde bir çelme yemediler, bir travma yaşamadılar. Bu kez de 33. hafta şampiyonluk maçına çıkıyorlar ve rakipleri küme düşmüş durumda. Rakipleri küme düştüğü için de tribünün büyük bölümünü Beşiktaş spor severleri ayırıyor, Gaziantep kulübü. Yani Beşiktaş deplasmanda bir şampiyonluğu ilan edecek falan gibi bir endişe var ama deplasman gibi olmayacak orada adeta. Antep'te bir Vodafone Arena Antep senaryosu yaşanacak. Muhtemelen futbolcularda bu coşku olacak. Zaten geçen hafta Kasımpaşa karşısında özellikle ön taraf oyuncuların coşkusu üst düzeydeydi. Antep'in orta sahası çok sıkıntılı. Bülent Uygun oraya bir çare bulamadığı için küme düştüler bence. Fatau, Tiam, Doğanay, Marcinho, Benhatira oradan ideal üçlüyü bulamadı. Oradan bir ideal üçlü çıkarabilse veya elinde başka alternatif olsa belki de şu anda Rize gibi onların da ufak da olsa umutları sürüyor olacaktı. Umutları yok. Gelecek yılın planlarını yapacaklar. Beşiktaş'a karşı çok fazla mücadele edebilecek, Beşiktaş'a karşı çok fazla tutku ortaya verecek durumları yok. Ortaya koyabilecek durumları yok. Onur mücadelesi yapacaklar ama Beşiktaş'ta kalite var, yetenek var, istek var, arzu var. Muhtemelen şampiyonluğu Antep'te sükseli bir şekilde ilan edecekler. Mediamarkt Uğur Melike ile futbolu sundu.